İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi. Hem cani hem yalancı hem de sahtekar. Dünyadaki en vahşi yaratık hangisidir? Komoda ejderi mi? Timsah mı? Denizde köpek balığı mı? Bu hayvanlar görüntülerinden ötürü vahşi diye nitelendirilebilir. Gerçekte hepsi fıtratına uygun davranıyor. Yemek ihtiyaçlarını karşılamak için avını ele geçiriyor ve parçalıyor. Ancak yırtıcıların zevk için ya da eziyet ederek öldürdüğü görülmüş değil. İnsanlar hariç. İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin delil Aysal adlı katil tarafından öldürülmesi insanın nasıl vahşileşebileceğini gösteriyor. Görüntüleri izlemişsinizdir. Erge gece katili taksisine alıyor. Aysal Erge'nin arkasındaki koltuğa yerleşiyor. Yüzünde maske, başında kapüşon var. Numaradan bir adres veriyor. Erge üşümesin diye katili arabaya aldığını kaydederek şunları söylüyor. Soğuk hava, insanları yolda bırakmak olmaz. İnsan bu havada sokakta mı bırakılır? Baksana dışarısı buz kesiyor. Katil ücreti soruyor, erge 220 TL diyor. Katil para verecekmiş gibi yapıp silahını çıkarıyor ve üç el ateş ediyor. Erge can çekişirken ya bazı insanlara güvenmeyeceksin diye konuşuyor. Kovanları topluyor. Ölmek üzere olan ergeye tokat atıyor. Ceplerini yokluyor. Cep telefonunu ve kulaklığını alıp uzaklaşıyor. Söyleyin, hangi yırtıcı böyle vahşileşebilir? İnsanın fıtratına bu kadar yabancılaştığı pek az görülmüştür. İnsanın insana duyduğu inancı ve güveni yok ediyor. Katil neyse ki yakalandı. Tarlaya gömdüğü telefonu teslim etti. Kendisini soğukta üşümesin diye aracını alan ergeyi üç kuruş için öldüren alçak ifadesinde yalanlar söyledi. İntihar etmek için evden çıktım. Katil Buca'da babası erkek ve kız kardeşiyle yaşadığını ifade ediyor. Bir kafede geceleri çalışıyormuş. 1 Şubat gecesi 3 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ederek şunları söylüyor. Ailem para konusunda baskı yapıyordu. Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı. Bu nedenle gece 3'te kendimi öldürmek amacıyla dışarı çıkmıştım. Yanıma yaklaşık 1 yıl önce kimden satın aldığımı hatırlamadığım tabancamı almıştım. Buca'daki Şahin Tebesi'ne yürürken hızlı gitmek için taksiyi durdurup arka koltuğa oturduğumu hatırlıyorum. Hem cani hem yalancı taksici Oğuz Erge'ye Şahin Tepesi'ne gidelim dediğini ileri sürüyor. Ergen'in Şahin Tepesi'ne araçla gitmemiz zor şeklinde karşılık verdiğini iddia ediyor. Katil şöyle devam ediyor. Bunun üzerine Gazi Emir'de bulunan eski çalıştığım iş yerime gidelim dedim. Eski iş yerime gitmek istememin sebebi kafama sıkacak yer arıyor olmamdı. Cani olduğu kadar yalancı da. Çünkü taksinin güvenlik kamera kayıtlarında böyle bir diyalog yok kayıtta katilin spor salonu nerede? Buca Belediyesi'nin arka tarafında diyorlar dediği görülüyor. Erge abicim biz Gazi Emir'deyiz diye yanıt veriyor. Bu kadar. Taksicinin kızını aradı. Katil Gazi Emir'de fırına geçtikten sonra Erge'ye dur dediğini savunuyor. Cinayeti şöyle anlatıyor. Ücreti sordum taksici 220 TL tuttuğunu söyledi. Kartla vermek istediğimi söyledim. Post cihazının şarjının bittiğini söyledi numaramı vereyim daha sonra ücretini ödeyebilirim dedim. Şimdi ödemen gerekiyor dedi. Ben de anlık bir sinirle taksicinin üst bölgesine üç el ateş ettim. Katil bir kez daha yalan söylüyor. Kayıtlarda yalnızca ergenin 220 TL sözü yer alıyor. Ancak ne kredi kartı ne post cihazı ne de sonra ödeyim cümlesi geçiyor. Ergeye herkese iyilik yapmayacaksın dediğinden tokat attığından Can çekişen taksicinin ceplerinde ve aracında para aradığından söz etmiyor bile. Katil, araçtan ayrıldım. Biraz sonra yaptığımdan pişman oldum. Geri taksiye döndüm. Torpido'dan taksicinin telefonunu alarak kızım diye kayıtlı numarayı arayarak Gazi Emir'de olduğunu söyleyerek durumu anlattım. Taksicinin telefonunu yanıma aldım. Amaç birisi arasa cevap vermekti. Kablosuz kulaklığı da aldım. Eve yürümeye başladım. Toza karşı duyarlıymış katil trene binip eve gittiğini, cep telefonunu kapatıp tarlaya sakladığını ve öğlene kadar uyuduğunu söylüyor. Evinden gözaltına alınmış. Şöyle diyor. Öğlen 12-13'e kadar yattım. Teslim olmayı düşündüm sonra polis geldi beni kelepçeledi. Maske takmasını şu şekilde izah ediyor. Toza karşı duyarlılığım vardır. Nefes almakta zorlandığım için maske takıyordum. Olaydan önce de takıyordum. Katil boş kovanları ortadan kaldırmak için aldığını anlatıyor neden taksicinin üzerine aradın sorusuna şu karşılığı veriyor. Telefonunu aradım. Üzerinden bir şey almadım. Her ne kadar cebini ve montunu arayarak bir şeyler aldığım yazılmışsa da kabul etmiyorum. Geçen yıl intihara kalkıştığı için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığını ancak psikolojik ilaç kullanmadığını söylüyor. Babasının bir süre cezaevinde yattığını ve para mevzuundan dolayı amcasının oğlunun kendisine şiddet uyguladığını savunuyor babasının tahliye olunca kendisine para baskısı yaptığını iddia ediyor. Amacım taksiciyi gasp etmek değildi diyor. Paraya ihtiyacı olmadığını savunuyor. Deli numarası yapabilir. Belli ki katil intihara meyilli olduğunu, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını söyleyerek akıl hastası numarasıyla yırtmaya çalışacak. Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan ve Ahmet Serkan Göktürk de bu görüşte. Avukatlar şunları söylüyor akli melekelerim yerinde değil diyerek yırtmak isteyecektir. Ancak bu savcılığın itibar ettiği bir durum değil. Geçmişine bakıldığında gasp niyetinde olduğu anlaşılıyor. Dün erke ailesinin ifadesi alındı. En kısa zamanda iddianame yazılacak. Bu arada katilin koğuşu güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya 5 dakika mesafedeymiş. Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut'un ifadesi ortaya çıktı. Baykut, 24 yaşında ve ağrılı. Mantolama işçisi. İfadesinde babasının Fatih'teki mantolama yalıtım dükkanında çalıştığını söylüyor. Bu dükkan Pişkin'in çay ocağına 5 dakika mesafedeymiş. Cep telefonunu 8 ay önce kaybettiğini ve o günden bu yana kullanmadığını kaydediyor. Pişkin'i tanımadığını iddia ediyor. İfadesinden kendisini SM adlı Afgan zannettim. SM babamın yanında çalışıyordu. Beni evine davet ederdi. Bana uyuşturucu hap ve Afgan macunu veriyorlardı. Kendimi kaybediyordum. Şahıslar tarafından 2017-2021 arasında cinsel istismara uğradım. Buna ilişkin şikayetim olmadı. Yalnızca aileme anlattım. Baykut önce taş attığının ancak isabet ettiremediğini savunuyor pişkinin taşı alarak kendisine attığını ileri süren Baykut, olayın heyecanıyla bıçağı çıkararak karnına 2-3 defa sapladım diyor. Baykut, dini grup ve cemaatlerle bağının olmadığını anlatıyor. Pişkin'e Afgan SM sandığı için ve yaralamak amacıyla saldırdığını ileri sürüyor. Yöneltilen soru üzerine Pişkin'i 3 yıldan beri sosyal medyadan tanıdığını kabul ediyor. İfadesinden, İlk kez 2021'de sosyal medyada gördüm. İki ay kadar önce de babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan Çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin SM olduğunu anladım. SM rüyalarıma giriyordu. Baykot'un ifadesi inandırıcı değil. 3 yıldır tanıdığı ve babasının dükkanına 5 dakika mesafede çay ocağı işleten pişkini bir Afgan'a benzettiğini söylemesi çok gülünç. Üstelik 4 yıl kendisini istismar eden bir Afgan'ı pişkinle karıştırması hayatın olağan akışına aykırı. Varlığı yokluğu belli olmayan bir kaçak tarafından istismar edildiğini ileri sürmesi ve Pişkin'in kendisine taş attığını söylemesi, ifadesinin önceden hazırlandığını gösteriyor. Bana sorarsanız, Baykut, Pişkin'in çay ocağına gelip tehdit edenler arasında yer alıyor olabilir. Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Afgan'a benzediği için yanlışlıkla değil, dinin yorumlarından ötürü özellikle hedef seçildiğini düşünüyorum. Kilise önünde yangın çıkarana 45 gün ceza verildi. Santa Maria Kilisesi'ne yönelik IŞİD saldırısından birkaç gün sonra San Antoine Kilisesi'ne bir tehdit mektubu gönderilmişti. Bu arada geçen yıl 8 Ağustos'ta San Antoine Kilisesi önünde yangın çıkarıldığı anlaşıldı. Saldırgan 45 gün hapis cezası aldı. Olay şöyle. 45 yaşındaki AD 6 Ağustos 2023 sabah 3.24'te 5 litre benzin aldı. San Antoine kilisesi önüne geldi. Benzini kilisenin önüne döküp yakmaya çalıştıysa da tutuşturamadı. İbadethaneye zarar vermek suçundan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ade Avrupa'da Kur'an yakılmasının kendisini tahrik ettiğini ileri sürerek şunları söyledi. Sinirlenerek kilisenin diş kapısı önünde ateş yaktım. Amacım kiliseyi yapmak değildi. Amacım Kur'an'ın yakılmasına tepkiydi. Kiliseye zarar verme amacım yoktu. Eylem teşebbüs aşamasında kaldığı için ve iyi halden AD'ye 2 ay 15 gün ceza verildi. Avukat Afşin Hatipoğlu, şeriat tartışmaları Hristiyanlar büyük korku ve panik yaratıyor diyor. Orman köylüsüne para yok, müdüre 5250 TL'lik ayakkabı. Muğla'dan Mehmet Dikmen adlı bir orman köylüsü yazıyor. Efendim biz orman köylüsüyüz. Orman envali üretimi ve nakli yapıyoruz. Kereste ve odunları kırsal kalkınma kooperatifleri vasıtasıyla teslim ediyoruz. Yüzde yüz devlet tekelinde bir iş. Efendim Kasım ayının başından beri ödeme alamadık. Önceki yıllarda Aralık ve Ocak aylarının ortalarına kadar yıl sonu kapanış ve sayım dolayısıyla ödeme yapılmazdı. Bu normal bir durumdu. Şimdi olağan dışı bir durum var. 4 aydır ödeme alamıyoruz. Kredi kartlarımız, akaryakıt borçlarımız, ev kiralarımız ödenmedi. Çok mağduruz. Müdürlere kıyak tatil. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, köylülerin en geç bir ay içinde aldıkları hak edişleri 4-5 aydır alamadıklarını doğruluyor. Durmuş, yaklaşık 500 bin orman köylüsünün 3.8 milyar TL alacağı var ve hala ödenmesi konusunda açıklama yok diyor. Köylülerin parası ödenmezken Orman Genel Müdürlüğü'nde lale devrinin yaşandığını savunan Durmuş şöyle diyor. Ocak ayının son haftasında Antalya'da üst düzey yöneticilerin katılımıyla toplantılar düzenlendi. Antalya'da 5 yıldızlı otel düzeyinde 2 eğitim merkezi ve Ankara'da misafirhane varken geceliği 5000 TL üzerindeki otelde toplantı yapıldı sömestr tatiline denk getirilen toplantıya yöneticinin aileleri katılmış olup katılanlara 5250 TL'lik spor ayakkabılar dağıtıldı. Durmuş soruyor. Orman köylüleri yaşam savaşı verip açlıkla sınanırken lüks harcamalar hangi kaynaktan karşılanmaktadır? Bölge müdürleri neden 6 milyonluk lüks cipler gelmişti? Hani tasarruf uygulanacaktı?